Bu akşam iftarımız vardı. Maşallah. Akıl almaz kalabalıktı. Maşallah çok seçkin topluluk vardı. Bir kere en az 50'nin üstünde profesör vardı. Çok fazla siyasetçi, sanatçı, efendim iş adamları, ailelerden gelenler vardı. Hepsi çok değerli insanlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah sayını artırsın. Çok fazla Ermeni kardeşlerimizden vardı. Protestanlardan vardı. Musevi kardeşlerimizden vardı. Ehli Tarik'ten kardeşlerimiz vardı. Süryaniler vardı. Maşallah Süryani kardeşlerimiz. Bayağı kalabalıktı. Çok iyi oldu. Resimleri var evet, mı sende? Birkaç resim gösterelim. Maşallah. 20'den fazla yabancı gazeteci vardı. Türkiye'deki gazeteciler vardı, Türk gazeteciler. Sanatçılar vardı bayağı. Eski siyasetçi milletvekilleri vardı. Hocam der, yani bu mucize dediler, biz bunu açıklayamıyoruz. Her görüşten, her bakış açısından insan var. Ya biz de iftar yapıyoruz ama kendi görüşümüzdeki insanlar geliyor dedi. Böyle her görüşten insanların geldiği bir toplantı olacak iş değil. Yani ben bunu tarif edemiyorum, anlatamıyorum dedi. Hayret edecek bir şey bu dedi. Üniversite dekanları vardı. Akademisyenler vardı. Konsoloslar vardı, başkonsoloslar vardı. Çok fazla yazar vardı. Bu sevgi ortamına çok şaşırttılar gelenler. Eski siyasetçiler falan vardı, eski bakanlar, milletvekilleri falan vardı. Yani bu mucize hocam dediler, yani bu açıklaması yok. Bak Ermeniler var, Rumlar var, Museviler var, Müslümanlar var, tarikat ehlinden insanlar var, siyasetçiler, diplomatlar. Ama herkes çok kardeşçe ve sevgi ortamı içerisinde derlerdi. Bunun açıklaması yok, bunu ben olsam yapamam dedi. Biz yapamayız mesela, bu çok hayret verici bir şeydir. Hakikaten gerçekten kendi görüşünü insanlarla yapılabiliyor iftarda. Kendi taraftarı gibi ama burada acayip şaşırdılar. Hayko Bağdat, onu da orada sevdim bayağı. Çok şeker bir şey. Çok masum, temiz yüzlü. Çok efendi. Bak o da yazmış. Bu arada ben iftara gittim bugün. Adnan Oktar ile de tanıştım. Benim iyi bir insan olduğumu söyledi diyor. Tabii ki iyi bir insan. Yüzünde. Hain bir ifade yok. Zalim bir ifade yok. Hakikaten çocuksu, temiz bir ifade var. Ama tabii acar. Böyle arkadaşlarına karşı da şakacı, hoş sohbet. Arkadaşça, dostça yaşamak son derece kolayken bu kepazeliği niye çıkarıyor ben anlamadım. Mesela orada Museviler vardı. Hristiyanlar da var. Herkes var. Profesörler, doçentler var, sağcı, solcu. Ateist herkes var. Tam bir dostluk ortamı, tam bir kardeşlik ortamı. Seviyorum. Gayet de neşeliler. Yani pırıl pırıl neşe. Sevgi içinde oturuyor. Yani bu azgınlığa, kızgınlığa, şu kepazeliğe, savaşlara niye gerek var ben bunu anlayabilmiş değilim. Yani şeytanın çok çirkin bir oyunu. Başka bir şey değil. Türk Musevi cemaatinden de vardı. Bu yıl ilk defa geldiler. Çok yoğun Musevi gelince herhalde onlar da rahatladılar. Mesela Gülen cemaati birçok kişi dışlar. Korkar işte. Başları belada var. Benim öyle bir görüşüm yok. Adam hakkında bir suç varsa hapse girer. Tutuklanır. Eğer değilse ben görüşüm konuşurum. Niye konuşmayayım yani? Benim öyle bir derdim yok. Ama başkası olsa hakikaten korkar. Aman bize laf gelir, söz gelir falan. Benim öyle bir derdim olmaz. Ben mahkeme kararına bakarım. Yargıtay'dan gelmiş mahkeme kararı. Varsa adam suçludur, tamam. Onun dışında ben kimseyi suçlamam. Büyük Birlik Partisi'nden, AK Parti'den çok fazla yönetici geldi.
Yani çeşitli kademelerden, AK Parti'den, Milliyetçi Hareket Partisi'nden vardı. Değerli ağabeylerimizden. Saadet Partisi'nden vardı. Cumhuriyet Halk Parti'den vardı. Milletvekili olan vardı. CHP'den. Bayağı değerli insanlarla güzel bir iftar yaptık. Mustafa Keser o hakikaten çok değerli bir sanatçı. Çok mütevazı. Ona kendisine de söyleyeyim. Bak yani çok samimisin ve çok mütevazisin. O yüzden Allah seni bu kadar çok sevdiriyor dedim. Çocukları da gelmiş, ailesi falan. Çok neşeli, böyle çok dışa dönük, güzel bir insan. Atilla Dorsay çok değerli, çok ehemmiyetli bir insan, çok faydalı bir insan. Barış insanı, güzellik insanı, iyilik insanı. Yani çok çok fazla insan vardı. Çırağan Sarayı'ndaki toplantıda tabii ki siyasetçiler, politikacılar, iş adamları, efendim her yönden, her açıdan kültürlü, görgülü, bilgili, Türkiye'yi yöneten, Türkiye'de etkisi olan kişiler iftardaydı. Ama biz bu vasıfları olmayan kardeşlerimize de iftar verdik. Çok daha kalabalıktı o. Ben yine oradaydım. Yani olağanüstü kalabalıktı. Ayrıca ev iftarlarımız var. Yine çok yine kalabalık. Ama oradaki insanlar özel koruma ihtiyacı olan insanlar. Zaten kendi korumaları da geldiler birçoğu. Kapıda çok fazla koruma vardı. Siyasetçi, politikacı insanlar. Değil mi? Profesörler, şunlar, bunlar. Mecburen sarayda bunu yapmamız gerekti. Yoksa tabii ki açık alanda da yapılır. Ama o günlerde gelecektir. Ama orası saray, yüksek güvenilirlik olan bir yer olduğu için orada yaptık. Bak Hayko Bağdat çocuk çok temiz efendi ya, kendini bilmez, sevgisiz, kıskanç, hasut insanlar. Çocuğun aleyhinde böyle yakışıksız sözler ediyorlar. Kardeşim Allah sana sevgi vermemiş, kalbine muhabbet vermemiş, dostluk yok. O yok, şu yok, bu yok ve yaşıyorsun ve sen sürünüyorsun. Sürünüyorsun, acı içinde yanıyorsun. Bu nereye koydun bu sevgisizliği? Bu merhamet. Mesela çocuk bayağı efendi tertemiz çocuk. Demedik laf bırakmıyor. Ne yaparsa yapsın ama. Mesela bir yere gitsin, bir şey yapsın bilmem ne. Yani Ermeni kökenli ya. Hemen başlıyorlar. Ermeni de olmasa fark etmiyor bunları. Yani kafalarında sevgi anlayışı dumura uğramış bazılarının. Hiçbir sanatçı, hiçbir yazar bunların sözüne itibar etmesin. Bunlar çok büyük bir güruh. Herkese de yakışıklı söz söylüyorlar. Mesela Sibel Can da canım alınmış o Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki o toplantıya gitti ya. Çocuğa demediklerini bırakmamışlar. O da ona üzülüyor. Ne üzülüyorsun ya? Adamlar kendini bilmiyor ki. Sevgiyi bilmiyor, muhabbeti bilmiyor. Senin muhatabın olmayacak insanlar. Sen onların dediğine üzülürsen onları muhatap almış olursun. Değil mi? Zaten üzülme Müslümanlıkta yok. Ama öyle insanların hak ettiği yer kendileridir. Yani kendi kafasındaki adamlardır. Onların hiç muhatap olmaya gerek yok. Hocam iftarla ilgili size yazılan tweetler sizin gelen misafirlerinizin korumaya ihtiyacı olan kimse olduğunu vurgunuzu destekliyor diyor. Tabii hepsi ünlü kişiler. Yani ünlü siyasetçiler, bilim adamları, sanatçılar. Yani toplum içinde elini kolunu sallayarak gezen insanlar, yani hepsinin koruması var aşağı yukarı. Mecburen öyle muhkem bir yerde sarayda iftar yapmak durumundayız. Yoksa biz halka yönelik, kardeşlerimize yönelik bu kaçıncı iftarımız bizim? Yani 15 günden beri devam ediyor iftarlar. Evet. Verdiğimiz iftarlar. Ama bu seçkin kesim için yapılmış özel bir iftar. İftara katılan değerli isimlerden biri, o ismini vermeyeceğim. İftarınız mükemmeldi. Manevi atmosferini kalbimizde yoğun olarak hissettik. Hocanız mıknatıs gibi bu kadar çok farklı kesim bir araya getirmesini mucize olarak görüyorum. Hocanız TV'den de yakışıklı görünüyordu. Yani TV'deki görünümünden de yakışıklı görünüyordu.
Ama yakından hem yakışıklı hem candan hem tevazulu hem çok karizmatik hem de çok şeker bir insanmış diyor. Bunu söyleyen çok ünlü birisi. Bak gelen herkesin söylediği ortak şey, biz hiçbir yerde bu kadar farklı çevreden insanı bir arada sevgi dolu bir ortamda görmedik diyorlar. Yani Musevilerin masalları var. Bak Nakşibendilerin masası ayrıydı, Kadirilerin masası ayrı, Hristiyanların ayrı. Profesörler, doçentler. Yani benim gördüğüm çok çok fazlaydı. Tıp doktorları. Ama herkes birbirine samimiydi. Beni çok seven bir otel sahibi bir hanım var. Bayağı güzel. Acayip sevindi orada beni bulduğu için. Ama kitap verdim, okumamıştı. Ben de görüşmedim. Bekledim kitap okumasını, okumuş.